Merhaba dostlarım. Ben Serdar ve e, Five Nights at Freddy's Sister Location bilgilendirme videosuna hoş geldiniz. E, şu şuna kadar bildiğimiz şeyleri konuşacağız bu videoda. Eee Biliyorsunuz yeni Five Nights at Freddy's oyunu açıklandı. Five Nights at Freddy's World değil, Five Nights at Freddy's e, Sister Location diye. Geçen en azından şu an için 5 olup olmadığını bilmiyoruz. Ben kendime hemen şimdi görüntü alacağım ve tamamen şeye odaklanacağız. Eee resim odaklanacağız. Bu Scott Cawthon'un sitesindeki görüntü, resim. Ee, Five Nights at Freddy's Sister Location olarak geçiyor. Ve altında da There Was Never Just One diyor. Yani bir tane kardeş mekan yok. Başka bir kardeş mekan daha var. Ve muhtemelen oyunumuz da burada geçecek. Yani yepyeni bir yer göreceğiz. Ve e, anladığımız kadarıyla da, bildiğimiz kadarıyla Five Nights at Freddy's 4'te oyunun e, birazcık Eee Gizli, ...gizli kalmış arka plan hikayesi olduğu gibi açıklanmıştı, her şey açık, açıklığa kavuşmuştu. Yani büyük bir ihtimalle... ...bu Sister Location adlı yeni oyunda bambaşka bir hikaye göreceğiz. Ee, bambaşka bir lore göreceğiz. Ee, bambaşka bir motivasyon göreceğiz. Ee, animatroniklerin bize saldırıp beynimizi... ...yemek istemeleri için bambaşka bir neden göreceğiz. O yüzden birazcık heyecanlıyım bu oyun için. Çünkü yeni FNAF oyunu demek. Yeni gizem videosu demek. Ee, neyse. There was never just one diyor. Hiçbir zaman sadece bir tane yoktu. Şimdi e, şöyle bir muhabbet vardı işte. Five Nights at şey Freddy's, Freddy Fazbear's Pizzeria e, adlı bir mekan var. E, bu bir iki defa kapanıp açılıyor ama bunun bir de kardeş mekanları var yine aynı isimde. E, kardeş mekanı vardı en azından öyle biliyorduk. Ama burada anladığımız kadarıyla bir tane yok. Birden fazla var asla bir tane yoktu. Birden fazla vardı. Şimdi buradan belki şu fikir gelebilir aklımıza. Ee, bu acaba hani sadece bir veya iki mekan değil de bir marka mı? Hani, e, Scott Cout'un bu oyunla birlikte bu cümleyle birlikte e, oyundaki başka mekanları da bize tanıtmaya başlayacak mı? Şeydeki bu markanın başka e, şubelerinde mekanlarını da bize tanıtmaya başlayacak mı? E, öyle olursa çok uzun bir seri bekliyor bize. E, resmi birazcık daha incelersek Açıkçası ilk önce bir animatronik yüzüne benzetmiştim. Ona sonra dedim ki sanki mekana benziyor gibi. Hani böyle yukarıdan bakıyormuşuz gibi. Ee, ama animatronik, animatronin yüzü bu. Bayağı tuhaf bir animatronik yüzü biliyorum. Ama sanırım şunu açarsam her şey anlaşılacaktır. Bu ikinci resim. Daha sonra ee, Scott Cawthon'un kendisi sitesinde scottgames.com'da ee, www.scottgames.com'da yayınlanıyor bu resimler. Ee, orada yayınlandı bu. Gördüğünüz gibi şey aynı. Yüz aynı. İşte ee, şuralarda, şeylerin kenarlarında ee, dişlerin kenarlarındaki o pembiş pembiş yanaklar ee, gözün yukarısındaki şu yarım daire şeklindeki şekil ve içindeki kaşlar. Burada birazcık daha karanlık olduğu için renk farklı görünüyor. Ee, yine şurada yarım daire şeklindeki yapı dur bu değil sonra ee, ve gözler tabii ki tabi burada gözler birazcık daha karanlık görünüyor ee, şurada Animatroninin başının ikiye ayrıldığını görebilirsiniz ortadan işte çeneden başlıyor buruna geliyor gözlerin arasından saçlara kadar çıkıyor şimdi bu yeni yeni bir animatronik bunu biliyoruz bunu daha önce hiç görmedik biz ee, nasıl bir olabilir Freddy'nin rolünü alabilir, Freddy'nin rolünü oynayabilir diye düşünüyorum Çünkü elinde mikrofon tutuyor. Normalde şarkıyı söyleyen Freddy'dir. Veya belki bu Freddy olmayabilir. Yani e, Freddy Fazbear's Pizzeria yerine işte başka bir mekanda geçebilir. Ortaklık, yani ortak bir şekilde işleri yürütmek isteyen başka bir mekanda geçebilir. Mekanda da e, başka bir şey olabilir. işte Freddy yerine e, feminen bir isim falan koymuş olabilirler. Emin değilim bu konuda. Ama ana karakterimiz bu gibi. Ana animatroniğimiz bu gibi en azından. Çünkü mikrofonu elinde tutuyor. Ee, onun yanında sağ alt tarafta şey yazıyor. Sister location'ın altında. Everyone please stay in your seats. Herkes lütfen şeyde kalsın yazıyor. Ee, koltuklarında kalsın yazıyor. Yani birazcık daha pizzacıdan çok daha çok gösteri yapan bir yerde geçebilir bu oyun. Daha önce güvenlik görevlisi olarak Eee pizzacıdaki odaları kameralardan kontrol ediyorduk. Belki burada kocaman bir salon vardır ve salonun değişik yerlerinden bakıyoruzdur. Eee öyle bir şey de olabilir. Birazcık daha gösteri havası olabilir. Eee oyunun geçtiği mekan içinde. Buradan da onu çıkardım. Herkes koltuklarında kalsın yazacağı. Eee boş boş ne yazmamışlardır bunu. Ha, tabii gene şey de olabilir. Pizzacı da olabilir ama sanki birazcık ben daha büyük bir yermiş gibi geliyor. Hani normal gördüğümüz yerden. Bu animatronikler de kesinlikle aynı. Ee, daha fazla inceleyecek olursak arka tarafta gelen balonları görebiliriz. Mor balonlar var. Ee, Dur bakalım ben şey yapabil yapabilecek miyim? Şuradan bir görüntü, bir resim getireyim, getirmeye çalışayım. Ama getirdim sanırım. Bu aynısı mı? Aynı resim ama daha şey. Yok. Yok aynısı tamam. Resimin üzerine birazcık oynama yapmak istemiştim ama maksimum bu kadar yapabildim. Yani arka plan falan siyah kaldı. Ee, fazla bir şey açığa çıkmadı. İlk önce bu tavşan mı diye düşündüm. Çünkü şurada şeyler vardı. Kulak gibi şeyler vardı. Halbuki saçmış burası. Anladığım kadarıyla. Bu yine bir ayı olabilir. Tavşan da olabilir. Orası tam bilemeyeceğiz. Veya belki hayvan değildir. Belki normal bir şeydir. Yani normal bir insanın animatroniğini yapmışlardır. Ee, neler bekleyeceğimizi bilemiyoruz. Onun dışında şuna bir bakalım. Eee geri geldim merhaba. Şimdi burada yeni şeyler yayınlandı. Scott Cawthon'un oyunundaki e, animatroniklerin listesi. Bunlar. Sister Locations'daki animatroniklerin listesi. Ve Freddy Fazbear var. Eee Spring Bonnie var. Ki bu Spring Trap'lı sanırım. Emin değilim ama nasıl böyle oldu bilmiyorum. Hani ve iki tane spring trap yazmışlar. Belki spring trap'i dahil etmek istiyordur. Ve de üçünü birden yazmıştır. Hani hepsi spring trap'i şey yapabilir diye. Temsil, e, temsil edebilir diye. Ee, bu adventure version, Funtime version falan bunlar. Zaten FNAF World ile alakalı şeyler. Onu daha oynamadım. Sister location'ı bitirdikten sonra oynayacağım. Erken çıkarsa, erken bir vakitte çıkarsa. Ee, tabi diğer yandan burası başka bir mekan. Yani illa ki spring trap olması gerekmiyor. Spring Bonnie olarak bildiğim hani spring trap'ten öncesi. Spring trap'in e, önceki şekli spring Bonnie olarak e, daha bir animasyonik çıkabilir. Çünkü başka bir mekan burası. Hani illa ki şu elemanlar işte Fox Pirate, Freddy Fazbear ve Spring Bonnie bize şey yapması gerekmiyor. İlla ya da bunların bize e, saldırması gerekmiyor. Onun dışında bir sürü yeni animatronik görüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 tane yeni animatronik görüyoruz. Ee, Baby, Balora, Bilbab, Enart ve Minerina. Ee, şimdi Baby direkt bebek demek. Ee, ve şurada gördüğümüz şurada. Şu karakterde bebeğe benziyor mu? Sanki bu pek bebeğe benzemiyor. Baby değil sanki bu. Hani bu birazcık daha büyük bir animatronik. Ama yine de belki 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 bunlar şey değildir. Yani illaki Büyük animatronikler değildir. Küçük animatronikler de olabilir. Öyle bir teori de şu internette. Ee, burada oynayacağımız animatronikler e, çocuk boylarında da olabilir. Çünkü buradaki isimler pek şey değil. Hani e, Osh, Freddy, Chica, Bonnie, Foxy falan da pek e, böyle büyük yaşça büyük şeylerin isimleri değil ama e, Baby var. Bebek Ballora. işte. Bir Bab, Enart ve minerina. Eee bunların nasıl bir şey olduklarını bilmiyoruz tabii ki. Çünkü hani Foxy the Fire Pirate veya Freddy Fazbear veya işte chicago Onun şeyini unuttum. ikinci ismini unuttum. İşte bu tür isimleri yok. Hani ikinci şeyleri yazmıyor ama belki bilerek yazmamıştır. Belki belki de bunları şey yapmıştır. Eee birleştirmiştir isimleriyle e, ne olduklarını. Ama şu an için sadece isimlerini biliyoruz. Onun dışında Freddy Fazbear, Foxy ve e, Springtrap'ın olacağını da biliyoruz. E, ama Ama mesela işte Spring Boy'dan 3 defa bahsedilmiş. Bundan önce dediğim gibi hani hepsini bir olarak da kavrayabilir edebilir belki. Veya veya e, şey bu. Mesela Five Nights at 3'te hem e, Freddy'nin işte çıkaran Bonnie'nin oyuncak versiyonları vardı. Yeni versiyonları vardı. Hem de şey vardı. E, eski versiyonları vardı. Şimdi bir de buranın şey olayı var. E, şu görüntüye geri gelirsek. Şunu da kapatayım. size de görüntüyü iyice inceleyin ben bir şeyler anlatırken. Biz Five Nights at Freddy's 1, 2, 3 ve 4'ün hikayelerini biliyoruz. Neler oluyordu işte. Five Nights at Freddy's 4'te aslında çocuk kabus görüyordu. O yüzden kabustaki işte animatronik, animatronimsi varlıkları bize saldırıyordu. Five Nights at Freddy's 3'te Springtrap aslında katilin kendisiydi. O yüzden o bize saldırıyordu. Katil içindeydi Springtrap'ın. Tabi ölü bir halde. Ee, Five Nights at Freddy's 2'de. Five Nights at Freddy's'de de ondan önce. Ee, animatroniklerin içinde çocukların ruhları vardı ve o yüzden bize saldırıyorlardı. Ee, bunlar lanetlemiş animatronikleri. Five Nights at Freddy's 2'de de aynen böyleydi. Ama oyuncak animatronikler bizim katil olduğumuzu düşünüp öyle saldırıyorlardı. Çünkü bir yüz tanıma programı vardı. Bunun yanında Marionet ee, Puppet bize saldırıyordu. Onunla daha değinmedim gizem videolarında ama değineceğim. Arkada bir tane karga sağlam bir ses verdi. Eee ne? Marionette, Marionette'in de ayrı bir hikayesi var. Tabii şeyi bilmiyoruz hala. İşte Balloon çocuğunun hikayesini onu bilmiyoruz. Eee Mangle'la Toy animatroniklerden birisiyle tabi e, işte Shadow Bonnie ile Shadow Freddy'nin olaylarını falan filan biliyoruz. E, bir de evet o olay var. Dur baştan bir açayım bunu. Bonnie var mı? Evet, Bonnie var. Spring Bonnie var ve Freddy Fazbear var. Belki şeydir bu. Bu mekan. Hatırlarsanız Fazbear's Fright's 3de şey diyordu. Freddy's Fright's mi 3'te mi 3'te ee, ilk olarak animatronik yani içine girilebilen animatronik kıyafetleri ortaya çıktığında bazı arızalar olmuştu ve bir iki tane çalışan içinde kalmıştı bu kıyafetlerin. Belki bu Freddy Fazbear Spring Bonnie, Foxy the Pirate falan bunların içindedir ve ondan sonra gelen animatronikler yeni animatronikler olabilir. Belki bunlar da toy animatroniklerdir ama ee, böyle şeyler olabilir. Asıl söylemek istediğim şey, işte bütün animatroniklerin bize saldırması için belirli bir neden vardı. Öyle veya böyle, işte ya lanetlenmişlerdi, bize saldırmak istiyorlardı, ya bizi katil zannediyorlardı, bize saldırmak istiyorlardı. Ee, <laughs> ve bu yeni, işte Five Nights at Freddy's 4'te e, bunlar aslında gerçek kabuslarımızdaki birer canavardı. 3'te de e, zaten tek bir animatronik bize saldırıyordu. O da şeydi, e, katilin kendisiydi bu oyunu çok merak ediyorum. Bu oyunda ne olacak diye. Hani sanki bana kullanabilecek her şey kullanılmış gibi geliyor ve adam yepyeni bir şey yapacakmış gibi. Heyecanlıyım bu konuda. Ve şey mevzusu dönüyordu. İnternette çok hani yeter artık başka bir Five Nights at Freddy's oyunu daha mı? Diye ama bence gerekiyor. Hani ee, en azından bir önceki serinin devamı olarak değil de yeni bir seri başlatırmışçasına. Hani ee, yeni bir lore, yeni bir arka plan hikayesi, yeni animatronikler sunularak eskisi gibi değil. E güzel olacak gibi ya. Çünkü çok değişiklik var. Hani Five Nights at Freddy's'den Five Nights at Freddy's 2'ye geçiş yapıyormuşuz gibi. Çok fazla e, değişiklik olacak ve oyun mekaniklerinin çok farklı olacağını düşünüyorum. Oyunun da çok korkutucu olacağını düşünüyorum. Çünkü Five Nights at Freddy's 4 gerçekten çok korkutucuydu. Oynadığım en korkunç oyunlardan birisiydi. E, Orada bazı insanlar olacak işte. Freddy's oyunları korkunç değildi. 4'ü oynayın, 4'ü oynayın veya videolarını izleyin. 4 gerçekten çok korkunç çünkü mekanikler öyle bir ayarlanmış ki en fazla korkutacak yerde korkutuyor. Hani rastgele değil oradaki jumpscare'ler. Zaten jumpscare bile sayılmaz onlar. Ee, bunun dışında işte mekaniklerin çok farklı olacağını düşünüyorum. Çünkü ee, 1, 2, 3 ve 4. oyundaki mekanikler birbirlerinden çok farklıydı. Bu benim çok hoşuma gitti. 4 e, özellikle çok manyak bir mekanik vardı. Çok güzel doğa. E, ama birazcık şeyinden amacından satmış tane. Yani, Five Nights at Freddy's diyor. Ama aslında Five yani Freddy Fazbear's e, Pizzeria'da da geçen bir oyun değil. Sadece mini game'ler orada geçiyor. Onun dışında e, bölümlerin hepsi kendi rüyamızda geçiyorlar. Ee, tabii bu oyunda belki şey de olmaz diye bir ihtimal var hani belki bu oyunda ee, mekanın içinde olmaz ama olacak büyük bir ihtimalle olacak çünkü yeni bir mekan tanıtıyorlar bu mekanı bize göstermek isteyeceklerdir. Ee, dediğim gibi yeni oyunun dörtlerin çok daha korkunç olacağını mekaniklerinde çok daha farklı olacağını düşünüyorum. Yeni bir lord tanıtılacağını düşünüyorum e, ee, animatronikleri çok merak ediyorum. Yeni bir hikaye tanıtılacak, yeni animatronikler tanıtılacak ve animatroniklerin neden bizi saldırmak istediğinden neden böyle bir motivasyon olduğu da açıklanacak. Yepyeni bir şey göreceğiz, yepyeni bir Five Nights at Freddy's göreceğiz. E, çünkü Scott Cawthon gerçekten artık bir tecrübeye sahip. Hani bir korku oyunlar neler olması gerekiyor. Bunların hepsini biliyor artık, tecrübesi var. E, yani böyle, benim söyleyeceklerim de bu kadar. Sizin düşüncelerinizi öğrenmek istiyorum. Düşüncelerinizi lütfen yorumlarda yazın veya bildiğiniz başka bir şey varsa benden başka onları yorumlarda yazın. Daha sonra başka bilgiler ortaya çıkarsa oyun hakkında veya bir trailer falan yayınlanırsa onun da bir analiz videosunu yaparım yine böyle bir video gibi. E, çünkü oyun için gerçekten çok heyecanlıyım. E, sırf bu o yüzden yüzünden Five Nights at Freddy's 3'ü bitirmek istiyorum. Hani bu oyuna başlamak için bir önceki oyunların hepsini oynamak istiyorum. Bundan sonra da FNAF oynayacağım. Neyse. Daha önce dediğim gibi düşüncelerinizi yorumlarda belirtelim. Ve izlediğiniz için hepinize teşekkürler. benim bu videodan keyif almışsınızdır. Videodan keyif aldıysanız beğenip paylaşmayı unutmayın. Daha fazla video için kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hayatlı yüksek çenemlülükle kalmanız dileğiyle. Bay bay.